İsrail dün gece yine Beyrut'taki sivil bölgelere hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının bombardımanında birçok bina enkaza döndü. Yaklaşık 20 kişi de yaşamını yitirdi. Saldırıdan kısa bir süre sonra olay yerine giden NTV muhabiri Yunus Şen ve kameraman Cumhur Çatkaya büyük bir yıkımla karşılaştı. İsrail'in son hedefi 12 Temmuz'dan bu yana, yani operasyonun başladığı tarihten bu yana sürekli vurduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye semtinin bitişiğindeki Şia muhiti oldu. İsabet alan sivillerin yaşadığı apartmanların bulunduğu sokağa girişte zaten araçların enkazıyla karşılaşıyorsunuz. Burada çok büyük bir kalabalık var. Herkes olayın şoku içerisinde. İlerledikçe sağlı sollu hasar görmüş araçlar görüyoruz ve yıkılmış bir bina. En çok hasar şu anda görüntüde gördüğünüz tamamen yıkılmış binada oldu ve bu binanın altında insanlar kaldı. Bunların bazıları öldü, bazıları yaralı. 6 katlı bir binaydı bu. Asıl bu füzenin düştüğü bina burası oldu. Burası tamamen yerle bir olmuş durumda. Çevredeki binanın ya bitişiğindeki apartmanın yarısı aşağı inmiş durumda. Keza aynı sokakta füzenin isabet ettiği apartmanın karşısındaki, yanındaki, sağındaki, solundaki bütün apartmanlar, bütün evler hasar görmüş durumda. Sokaktaki bütün araçlar paramparça olmuş durumda. Burada tam bir can pazarı yaşanıyor. Enkazın altında bir ceset bulundu. O ceset çıkarılırken Allahu Ekber diye tekbir getirdi buradaki Lübnanlılar. Herkes bağırıyor. Herkes olayın şoku içerisinde. Allah'ım.